Sosyal Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Camiayı bilen daha önce çalışmış iki adaya indirdik Türk olacak dedi. Bizim bir liste var önümde Tahir Can'la da konuştuk. Şu an konuşulan isimler Aykut Kocaman, Volkan Devirel, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu, Ersun Yanal, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı elenmiş oluyor tabii bu açıklamanın ardından. Volkan Demirel, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Emre Belezoğlu, Ersun Yanal. Kim sizce bu iki isim ikiye indirilen? Bu isimlerden iki tanesini İsmail Kartal ve diğeri de Aykut Kocaman diye düşünüyorum. Ee, İsmail Hoca geçen sene çalıştı. Bence de son derece başarılı oldu. Ve hatta ayrılırken de başkanımızın bir ifadesi vardı. Bir gün İsmail Hoca'yla tekrar yollarımız yollarımız birleşecek diye. Dolayısıyla bu bu söylemi de bugünkü söylemine eklerseniz bence en yakın aday İsmail Kartal. Biri İsmail Kartal diyorsunuz. Evet, diğeri de sevgili Aykut Kocaman hocam. Sayın başkanın göreve geldiği 2018 yılında Aykut hocamız görev başındaydı. Oradaki diyalogları hatırlarsanız yani pek Aykut hocaya yakışmayacak ifadeler kullanıldı ve bu konulara Aykut Hoca'nın çok kırgın olduğunu yani kendisinden bizzat duymadım ama tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla bu kırgınlığın üzerine tekrar böyle bir görev verilse Aykut Hoca kabul eder mi? Sonuçta hedef Fenerbahçe, amaç Fenerbahçe <laughs> diyerek belki her şeyi geride bırakır mı? Tabii ki Fenerbahçe söz konusu olunca gerisi teferruattır. Ben de katılıyorum ama bu diyaloglar hani işiniz düşünce buraya gelin durumuna düşmemesi lazım. Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Volkan Demirel'den flaş açıklama geldi. Eski Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel A açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe Teknik Direktörü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'e Fenerbahçe'nin başına geçmek ister misiniz diye sorulduğunda görev verilirse ben hazırım dediği öğrenildi. Ayrıca Demirel'e Mircea Lucescu'nun yardımcısı olur musun diye sorulduğunda olumsuz cevap verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör arayışı konusunda İnşallah önümüzdeki sezon yönetim kurulunda camiayı çok iyi bilen bir Türk hoca ile çalışmanın bizim için iyi olacağını düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Beyin Sport yorumcusu Serkan Akçan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal ve Volkan Demirel isimleri favori konumda. Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın bu halkanın dışında kalıyor. Montella Ali Koç'un açıklamasıyla birlikte denklemden çıktı. İsmail Kartal'la birlikte yarım kalmış bir hikaye var. Bugün Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'ne uygun görülmesi son derece doğal. Volkan Demirel'in sözleşmesinde çıkış maddesi var. Fenerbahçe'den teklif gelirse ayrılırım kuralıyla takımlara transfer oluyor dedi. Edin ile prensip anlaşmasına varıldık. Süper Lig'de özlenen şampiyonluğu artık gelecek sezon kavuşmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı alır almaz transfer çalışmalarına başladı. Rangers'ta sözleşmesi biten Ryan Kent'i e açıklayan, İrfan Can Elibayet'in satın alma opsiyonunu kullanan Sarı Lajvertler, yeni yıldızlar için operasyonunu sürdürüyor. Forvet hattını bir süperstarla güçlendirmek isteyen Kanarya'nın ilk hedefinde Edin Ceka bulunuyor. Transferde bu yazın en büyük bombasını patlatmaya hazırlanan Fenerbahçe, Inter'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından Ceko ile görüşmelere başlamıştı. ABD ve Orta Doğu'dan gelen tekliflere ve kulübünün kontrat önerisine sıcak bakmayan Ceko, sarılı acıverdilerin ilgisi sonrası rotayı Türkiye'ye çevirmişti. İtalya'da yıllık 9,5 milyon euro kazanan tecrübeli forvetin menajerinin düşünmek için süre talep ettiği belirtilmişti. Fenerbahçe davulları topladığı öğrenildi. Ceko'nun kararından tek bir özel bir isteği var. Dünya ünlü oyuncu sözleşme detaylarından daha çok Fenerbahçe'nin projesini önemsiyor. Kariyer finalinde hem Avrupa'da hem de bulunduğu ligde adından söz ettirmek yani şampiyonluk yaşamak isteyen tecrübeli golcü. Bu nedenle kendisinin dışında yapılacak diğer transferleri de önemsiyor. Menajer Lukkin'in bugün İstanbul'a geleceği ve başkanı Koç ve kurmayları ile son detayları konuşacağı bildirildi. Fenerbahçe'den maddi konuların önünde şampiyonluk hedefine ulaşılacak bir kadro kurmasını bekleyen tecrübeli futbolcu. Kulüple ilgili gerekli bilgileri de Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı Edin Vişka'dan da gelen haberler arasında. Milana kulübünde bu sezon ile resmi maça çıkan Ceko 14 gol attı, 5 asist yaptı. Inter'le 2 yıllık sözleşmesi sona eren Ceko bu süreçte iki kez İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı kazandı. Ve son olarak da İtalya ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Fenerbahçe'nin sahabeki İspanya'dan bedava geliyor. Transferde operasyon için düğmeye basan Fenerbahçe yeni sahabekini İspanya'da buldu. Yakın zamanda hoca belirsizliğine son verecek olan Kanarya'da transfer için yeniden gaz havasılacak. Golcü için Edin ile sona gelen Fenerbahçe gözünü sabit mevkisine çevirdi. Bu bölgeye nokta atışı bir takviye yapmaya başlayan Sarılajuertler aradığı ismi İspanyol La Liga'da buldu. Fenerbahçe, Celta Vigo forması giyen Hugo Maldo ile yakınlar ilgileniyor. Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcunun Sarılajuert takıma sıcak baktığı ifade edildi. Fenerbahçe Nugo Mallow'u devre arasında da kadrosuna katmak istedi ancak kontratının sona ermesinin ardından şu anda işini kolaylaştığı belirtildi. Deneyimli oyuncu MLS'ten de bir takımın talip olduğu iddia ediliyor. Futboldaki rekabet açısından bu seçeneğin Fenerbahçe ile yarışamayacağı kaydedildi. Hugo Mallow, Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde eski takım arkadaşı Emre ile yeniden buluşacak. Celta Vigo altyapısında yetişen Mallo 2009 yılında A takıma yükselmesinin ardından o günden beri başka kulüpte forma giymedi. Düzenli forma giyen başarılı oyuncu sözleşmesinin sona ermesiyle yaz transfer döneminde takımlar ayrılma kararı aldı. Celta Vigo'da 449 karşılaşmada sahaya çıkan Hugo Mallo 12 gol ve 28 asistik performans sergiledi. Cuadrador'un Fenerbahçe'ye transfer yanıtı belli oldu. Kanarya'nın gündemine gelen isimlerden birisi de sol olarak Juventus'ta forma gelen Juan Cuadrado'ydu. Fenerbahçe'nin İtalyan deviyle sözleşmesi sona eren yıldızla ilgilendiği öğrenilmişti. Cuadrado transferine dair flash bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili haberi İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla duyurdu. Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre Kolombiyalı futbolcu Fenerbahçe'nin teklifine şu yanıtı verdi. Cuadrado önceliğinin İtalya ve İspanya olduğunu Fenerbahçeli kurmaylara iletti. Yıldız isim bu liglerden gelecek teklifleri görmek istediğini ifade etti. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe'den süre istediği ve gelen teklifler sonrası kararını vereceği kaydedildi. Juan Cuadrado bu sezon İtalyan devinde 47 maça çıktı. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken ayrıca 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Kolombiyalı kariyerinde Chelsea, Udinese, Fiorentina ve Lecce gibi takımlarda da ter dökmüştü. İtalyanlar pazarlığı duyurdu. İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Bologna'nın Gambiyalı sol kanat oyuncusu Musa Barov ile ilgilendiğini açıkladı. Haberde Fenerbahçe'nin bu transferde istekli olduğu ve çok kısa bir süre içinde Bologna kulübüyle bonservis için masaya oturacağı belirtildi. 24 yaşında ve 1.84 boyundaki Musa Barov'un 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Musa Barov'un güncel piyasa değeri 11 milyon euro civarında. 28 kez Gambiya milli takımının formasını giyen Baro bu maçlarda 5 kez fileleri sarsmayı başardık. Musa Baro sol kanat dışında Santrafor ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Kanat olmasına rağmen gol yollarında da son derece etkili ve yıpratıcı bir forvet tipi olan Baro için Fenerbahçe'nin nasıl bir teklifte bulunacağı ise merak konusu. Kanarya daha önce de Bologna'nın sağ kanat oyuncusu Ricardo Orsolini'ye talip olmuştu. Sarı lacivertli kurmayların Musa Borov ile birlikte Orsalini içinde girişimlerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında...